Emre Kongar 6 Mart 2022 Cumhuriyet Şiddete, baskıya ve hukuksuzluklara alışmayacağız. Şiddete alışmayacağız. Özellikle kadına ve çocuklara karşı şiddete karşı çıkmaya devam edeceğiz. Baskıya alışmayacağız. Özellikle ifade özgürlüğüne, medya özgürlüğüne yapılan baskılara karşı çıkacağız. Haksızlık ve hukuksuzluklara alışmayacağız. Siyasal iktidarın emrine giren adalet mekanizmasındaki haksızlık ve hukuksuzluklara, kamuoyu vicdanını rahatsız eden adaletsizliklere karşı çıkacağız. Gözüme çarpan birkaç olayı aşağıda aktardım. Biyanet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği veriye göre erkekler Şubat ayında şu şiddet olaylarına yol açtı. En az 22 kadını ve 2 çocuğu öldürdü. 3 kadına tecavüz etti. En az 78 kadına şiddet uyguladı. 26 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. 7 kadını taciz etti. 107 kadını seks işçiliğine zorladı. Eyüp Sultan Belediyesi tarafından kapatılan kadın sığınağı hakkında Mor Çatı Derneği'nin protesto açıklaması özet olarak şöyle. Bakanlık ve belediyelerin daha fazla sığınak açması gerekirken herhangi bir gerekçeyle sığınak kapatılması kabul edilemez. Birleşmiş Milletler'in kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatı gereğince Türkiye'de kadın sığınaklarının 8468 yatak kapasitesi olması gerekmesine rağmen Türkiye genelinde bulunan 149 kadın sığınağı 3264 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Belediyelerin sığınak açmakla ilgili yükümlülüklerinden kaçınmaları ve kapsamlı çalışma yürütmüyor olmalarındaki bir diğer neden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan merkezi sistemdir. Ayrıca başta İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede temel sorumlulukları görmezden gelen yaklaşım destek hizmetlerinin ikinci plana atılmasına neden olmaktadır. Umut Vakfı'nın sunduğu 2021 yılının şiddet haritasının özeti de şöyle. Türkiye'nin dört bir yanında basına yansıyan 3801 olayda 2145 kişi öldü. Bir kısmı ağır 3896 kişi de yaralandı. Bu silahlı şiddet olaylarının 3172'sinde ateşli silahlar, 629'unda ise kesici aletler kullanıldı. G9 Gazetecilik Örgütleri platformunun Kıbrıslı gazeteci Ali Kişmir aleyhine açılan davaya ilişkin protesto açıklamasının özeti aşağıda. Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Basın Sen Başkanı Ali Kişmir aleyhine bir buçuk yıl önce yazdığı bir yazı nedeniyle güvenlik kuvvetlerinin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyip ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis talebiyle yargılama yapılmasını gazetecilik mesleğini Türkiye'de olduğu gibi abluka altına almaya yönelik yeni bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Savunmasını Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin üstlendiği meslektaşımız Kişmire yönelik Askeri Suç ve Cezalar Yasası'nın 26. maddesi kapsamındaki suçlamayla Kıbrıs'taki tüm gazetecilere Türkiye'deki iktidarı hiçbir şekilde eleştiremezsiniz mesajı verilmek istenmektedir. Savcı, Tele 1'deki bir programda Cumhurbaşkanına ve iki bakana hakaret ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Sedef Kabaş için 11 yıl 8 aya kadar hapis isterken, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 7 işçinin hayatını kaybetmesi, 127 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin davada açıklanan cezalar kamuoyunu şaşırttı. Mahkeme iş güvenliği uzmanı A. Bozkurt'a, sorumlu personel A. Çağrıcı'ya, genel ustabaşı E. Öztürk'e, fabrika sorumlu müdürü A. Angın'a 6 yıl 8'er ay, genel ustabaşı H. A. 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Y. Coşkun ve A. R. E. Coşkun'a ise 16 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu yargılanan H.A. Velioğlu verilen kararın ardından tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Tam bu sırada Gezi davasında savcı Mücella Yapıcı ile Osman Kavala için müebbet hapis cezası istedi. Osman Kavala zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hala hapiste. Selahattin Demirtaş da öyle. Ayrı bir yazı konusu olan 28 Şubat mağduru komutanlar da olmayan darbeden dolayı hapiste ve bu manzaraya rağmen bir siyasal parti lideri Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor diyebiliyor Emre Kongar